şehirde günlerdir hayalet kepçe paniği vardı. Bu devasa kepçe şehirde dolaşıp herkesi eziyordu. Ama koltukta ise kimse yoktu. İnsanlar artık evlerinden dışarı çıkmakta korkuyorlardı. Çünkü kepçe her an onları ezebilirdi. Fakir, aşkım, evde çok sıkıldık be. Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Bilmiyorum Meraya. İkinci bir emre kadar kimse sokağa çıkamıyor. Babacığım, evde dur çok sıkıldık ya. Bari markete gidip bir şeyler alalım. Hayır oğlum, markete gitmek de yok. Baksana ya, ezer bizi, ezer. Yeter artık, benim canım çok sıkıldı yani. Evde durmak istemiyorum daha fazla. Baba göz aşkım, sakın sokağa çıkma aşkım. Yoksa seni ezer o kamyon. Aman ezerse iyisin yani. Evde oturup sıkıntıdan patlamaktansa ezilerek ölürüm daha iyi yani. Aşkım dur yapma. Ben gidiyorum, daha fazla evde duramayacağım yani. Sıkıntıdan öleceğim yoksa. Evde dur da bir yere ne kadar yani. Canım sıkılmaktansa ölürüm daha iyi. Anneciğim bana böyle. Kaçın geliyor, yakalayacak beni. Olamaz, ezecek beni bu, yardım edin. Az kalsın öldürüyordu beni yani. Bu ne böyle kocaman. Baba göz aşkım, ben sana dedim aşkım çıkma dedim. Benim bu kamyonu durdurması lazım yani. Sokağa çıkamıyoruz, böyle saçma şey mi olur? Komiserim, size yeni haberlerimiz var. Heh, geldiniz mi? Öğrenebildiniz mi bakalım? Kim sürüyormuş kamyonu? Komiserim, kamyon sürücüsü yok yani. Kendi kendine gidiyor. Biz de anlayamadık. Çok şaşırdık. Allah Allah, nasıl kendi kendine gidiyor ya? Allah Allah, birisi uzaktan kumandayla sürüyor demek ki. Yani komiserim, baktığımızda şoför koltuğunda kimse yoktu yani. Kendi kendine gidiyordu. Biz de kaçtık hemen. Bu işin içinde kim var acaba ya? Kimseyi sokağa çıkarmıyorlar. Biz de sokağa çıkamıyoruz. Birisi buna bir dur demeli. Komiserim, yani duyduğum bilgilere göre şehirdeki birkaç evi de yıkarak ezmiş yani. Bu hiç iyi değil. Demek ki şehirdeki birkaç evi ezdiyse sıra bize de gelecek demektir. Şehirdeki herkesi dümdüz edecek bu. Komiserim, birinin buna dur demesi lazım ya. Yoksa şehirde ev bırakmayacak. Hayır, olamaz. Bu tarafa doğru geliyor kamyon. Olamaz, kaçalım komiserim. Hayır olamaz, kaçın, buraya geliyor, ezecek bizi, kaç. Allah kahretsin, şu karakolun haline bak ya. Karakol resmen dümdüz oldu yani. Bu nasıl bir kamyon böyle? Komiserim, bunu durdurmak imkansız. Şuna bakın, ne kadar güçlü. Ezip geçiyor. Madem kamyonu durduramıyoruz, biz de bunu kimin kontrol ettiğini buluruz o zaman. Hemen Tepegöz'e ve diğer polislere haber veren Korkunç Çukur'u hazırlasınlar. Korkunç Çukur mu? Bu kamyonu kimin kontrol ettiğini ancak öyle bulabiliriz. Korkunç Çukur'da şüphelileri sorgulayarak. İyi fikir komiserim, hemen hazırlatıyoruz. Evet arkadaşlar, Korkunç Çukur'umuzu yine hazırladık. Bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi şehrimize kocaman bir canavar kamyon geldi. Herkesi, her şeyi eziyor arkadaşlar ve burada görmüş olduğunuz gibi suçlularımızı tek tek burada sorgulayacağız. Bunlardan bir tanesi yapıyor eminim. Kamyonun içi boş arkadaşlar, uzaktan kumandayla yönetiliyor bu kamyon. Bu yüzden buradaki şüphelilerden bir tanesi bu kamyonu yönetiyor arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz şüphelilerden sizce hangisi yönetiyor? Yani hangi suçlu, yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Biz burada sorgu yaparken o kamyon şu anda şehrimizde herkesi, her şeyi, tüm evleri ezmeye devam ediyor. O yüzden yardımlarınız çok önemli arkadaşlar. Ve arkadaşlar, tabii ki bugün çukurumuzun dibindekileri de tanıyalım. Kimler var orada? Arkadaşlar, bugün çukurumuzun dibinde birbirinden korkunç yaratıklarımız var. Birincisi Siren Kafa arkadaşlar. Uzun zamandır şehrimizde ve çok korkunç. Bir tanesi kar canavarı. Çukurun dibine attığımız insanları yiyecekler. Bir tanesi testere arkadaşlar. Elinde elektrikli testeresi var. Onları kesecek. Bir tane de arkadaşlar şöyle çok korkunç, sivri bir manyak psikopat var. Çukura attığımız şüphelilere onlar ısırarak falan yiyecekler işte arkadaşlar. Biz de şimdi sorgulayacağız. Buradakiler ne yapıyormuş öğreneceğiz. Baştan başlıyoruz. Korkunç Freddy, söyle bakalım. O kamyonu sen mi gönderdin? O canavar kamyonu sen gönderdin değil mi? Doğruyu söyle. Hayır, benim kamyonla ne işim olur? Kamyonu ben mi sürüyorum sanki? Kamyonu sen sürmüyorsun ama kamyonu uzaktan kontrol ediyorsun. Kumanda var sende. Çıkar, nerede çıkar? Hayır, ben değilim diyorum. Kerem komiser, anlamıyor musun? Arkadaşlar inkar ediyor. O zaman söyle bakalım. Sen o sırada neredeydin? Kamyon herkesi ezerken ne yapıyordun? Evimde televizyon izliyordum. Bu kadar basit. Demek evinde televizyon izliyordun. Arkadaşlar hemen kameraları kontrol ediyoruz. Evinde televizyon mu izliyordu? Yoksa korkunç kamyonla şehri mi eziyordu bakalım? Arkadaşlar kamera
kameralara bakıyoruz. Evindeki gerçekten de televizyon seyrediyor yani. Elindeki kumanda da televizyon kumandası. Televizyonda ne seyrediyor merak ettim şimdi. Bir de ona bakalım. Arkadaşlar bu ne böyle? Ne seyrediyor ya Freddy? Şuna bakın. Televizyonda arka sokakları izliyor ya. Kafayı yemiş. Evet, arka sokakları çok severim. Arkadaşlar gerçekten de şehrimizdeki canavar kamyonu kullanan Freddy değilmiş. Freddy hadi bakalım gidebilirsen bırakıyorum seni. Yaşasın. Eve gidip arka sokakları izlemeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar Freddy'yi gönderdik. Ben de arka sokakları çok severim. O yüzden onu gönderdim. Şöyle devam edelim. Hangisi yaptı ya? Burada arkadaşlar Korkun Çaki var. Onun elinde de kumanda var. Acaba o mu yönetiyor kamyonu? Kerem komiserim. Kerem komiserim yetişin. He, ne oluyor ya? Ne oluyor memur? Söyle. Komiserim canavar kamyon zıvanadan çıktı resmen ya. Her yere saldırıyor. Eyvah arkadaşlar elimizi çabuk tutmamız lazım. Böyle giderse canavar kamyon herkesi ezecek. Komiserim camiye saldırmaya çalışıyordu. Son anda önüne örümcek ağları koyduk geçemedi. Ne camiye mi? Arkadaşlar camiye kimsenin saldırmasına izin vermeyiz. Bu yüzden hemen bulmamız lazım. Arkadaşlar şuna bakın ya canavar kamyon camiye saldıracak. Camiye saldırılır mı hiç? Neyse ki örümcek ağları onu tutuyor. Ama bu örümcek ağları daha fazla dayanmaz. Hemen sorgumuza devam edelim. Cami bizim için çok önemlidir Kerem komiserim. Evet arkadaşlar cami bizim için çok önemlidir. Biz Müslümanız. Allah'ı ve camiyi çok severiz. Allah'ı sevenler yorumlara yazabilir arkadaşlar. Ve bu videoya like atabilir. Allah birdir komiserim. Bir an önce sorguya devam edelim arkadaşlar. Kimi sorgulasak kimi sorgulasak Hades. Bana hiç sormayın. Ben de Allah'ı çok severim. Camiye asla saldırmam. Helal olsun be Hades. Arkadaşlar Hades kötülükler yapsa da Allah'a bir bir insan. Allah'a bütün yer. Evet ben Allah'ı çok severim. O yüzden asla camiye saldırmam. Ama yine de kameralara bakacağız ne yapıyorsun diye bakalım arkadaşlar. Olamaz. Kamyon camiye saldırıyor. Hemen bu canavar kamyonu durdurmam lazım. Arkadaşlar şuna bakın ya Hades her ne kadar kötü biri olsa da canavarın camiye saldırmasını engellemiş. Hades sayesinde kamyon camiye saldıramıyor. Aynen öyle. Her ne kadar kötü biri olsam da camiye saldırmalarına asla izin vermem. Hades kötü biri olsan da seni tebrik ederim. Böyle bir şey yapman çok güzel bir davranış. Arkadaşlar her beğeni Hades'e bir teşekkür. Herkes beğensin. Hades camimizin yıkılmasına engel oldu. Şöyle devam edelim. Canavar kamyonu bence uzaylı da gönder. Olabilir yani değil mi? Hayır ben yapmadım. Ben de Müslümanım. Neden camiye saldırdayım? Arkadaşlar uzaylı da Müslüman olduğunu söylüyor. Söyle doğru söyle bakalım. Sen mi yaptın yapmadın mı? Bana inanmalısın Kerem komiser. Ben de Müslümanım. Allah'ı çok severim. Neden camiye saldırdayım? Arkadaşlar uzaylı da Müslüman olduğunu söylüyor. Kameralara bakalım. O sırada ne yapıyormuş görelim. Arkadaşlar uzaylıyı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzaylı UFO'suyla dolaşıyor yani. Kötü bir şey yapmıyor. Şehrin üzerinde dolaşıyor. Ama neden dolaşıyor anlayamadım. Yani uzaylı tamam kamyonu sen yönetmiyorsun ama şehrin üzerinde neden UFO'yla dolaşıyorsun? Söyle bakalım. Çünkü ben insanlara yardım etmek istiyorum. O canavar kamyonun ezdiği insanlara yardım etmek için dolaşıyordum. Arkadaşlar bu kötü günde şehrimizde ne kadar kötü karakter varsa bugün seferber oldular. Hades bildiğiniz gibi camiyi kurtardı. Uzaylı da ezilenlere yardım ediyordu. Yani bugün birlik beraberlik günü. Uzaylıyı da gönderdik ama bir türlü kamyonu kimin kullandığını bulamıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Kime sorsak? Hello Nekbar'a soralım. Hayır kardeşim ben yapmadım onu. Sen yapmadın. Senden bayağıdır şüpheleniyorum zaten Hello Nekbar. Yani bayağıdır ortalıklarda yoksun. Kesin bu kamyonu sen tasarladın. Hayır kardeşim ben neden öyle bir şey yapayım ya? Allah Allah ben yapmadım. O zaman söyle bakalım. Canavar kamyon herkesi ezerken sen o sırada ne yapıyordun? Kardeşim ben o sırada tabii ki de arabamla geziyordum yani. Arkadaşlar arabasıyla gezdiğini söylüyor. Kameralara bakalım gerçekten doğru mu söylüyor? Vay canına ne kadar güzel bir araba. Ben de araba hırsızı olduğuma göre. E bu arabayı çalmalıyım. Benim olacaksın güzel araba. İşte sonunda benimsin araba. Hadi bas gaza gidelim Hello Nekbar. Gidelim aşkım. 100 yıl çalışsam bu arabayı elde edemezdim ama şimdi benim oldu. Arkadaşlar gördünüz mü? Hello Nekbar yanında Squid Game'i de almış. Araba hırsızlığına başlamış yani. Tamam şehre saldıran o değil ama yaptığı kötü bir şey. Araba çalmak bir suçtur. O yüzden onu çukura atıyorum. Hayır ne olur atma beni o çukura. Ölmek istemiyorum. Onu araba çalmadan önce düşünecektin Hello Nekbar. Yürü bakalım yürü. Arkadaşlar Hello Nekbar'ı attık ama hala suçluyu bulamadık yani. Belki de suçlu tam arkamdadır. Hayır ben mi? Ben yapmadım.
yapmadım. Cartoon Cat, senden çok fena şüpheleniyorum yani şu anda. O kamyonu sen gönderdin değil mi? Üstüme iyilik sağlık. Ben öyle şey yapar mıyım? O zaman söyle bakalım. Sen o sırada neredeydin, ne yapıyordun? Tabii ki de evimde oturuyordum. Arkadaşlar, bu bana için andırıcı gelmedi. Hemen evdeki güvenlik kameralarına bakacağız. Doğru mu söylüyor anlayacağız. Arkadaşlar şuna bakın. Cartoon Cat evindeki bilgisayarda bir şeyler yapıyor. Hemen bakalım ne yapıyormuş. Arkadaşlar şuna bakın, görüyor musunuz ya? Evindeki bilgisayarda neler yapıyor? Kamyonu evindeki bilgisayardan yönetiyormuş. Şuna bakın. Monitöre bakın arkadaşlar. Klavyeden falan yönetiyor yani. Yani şehre saldıran Cartoon Cat'miş. Şimdi seni aşağı atacağım Cartoon Cat. O kadar emin olma Kerem komiser. Arkana bak. Arkama mı? Ne var arkamda? Arkadaşlar olamaz.